Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 1. Mecliste Gaziantep'e gazi unvanının verilmesine ilişkin programın tamamlanmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Enis Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlemesi istenmesinin hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yaptı. Herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç ilerliyor. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. O karar başsavcılığa intikal etti. Savcılık da bunu ilgili merceğine iletiyor. Normal seyri içerisinde süreç ilerliyor. Ve bir değerlendirme yapmama gerek yok. Meclis Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa çalışmalarını inandırıcı bulmadığı yönündeki söylemlerine de cevap verdi. Yeni anayasa fikri her zaman bir heyecan uyandırıyor. Bütün herkeste. Ben daha önceki görüş açıklamalarına da baktığımda bir anayasa, yeni anayasa konusunda herkesin yine yapılması yönündeki kararını, kararlılığını görüyorum. Ayrıca bir hükümet sistemi tartışmaları yapılıyor şu anda. Hükümet sistemi tartışması bizatihi zaten anayasa tartışması demektir. Yani bir taraftan anayasa tartışması yapmak, bir taraftan da onun da içinde olduğu bir yeni anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir diye düşünüyorum. Yani yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin bu işin bir olabilirliğini, gerçekleşebilirliğini denemesi gerekir kanaatindeyim.